Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün başlıktan da anladığınız üzere aracımıza ipne on uygulaması yaptık. Çekim aşamasını göstermedim. Çekmedim çünkü uzun bir işlem oldu. Yani hiç daha önce yapmadığım için herhangi bir videosunu falan da izlemeden direkt yapmaya kalktım. O yüzden uzun oldu. Bir de İlk gün 2 gün sürdü aşağı yukarı. 2 gün sürmesinin nedeni de ilk önce çekmeyi tamamladım. Yani şu sağ taraftan komple sol tarafa kadar uzandı. İlk önce o işi yaptım. Daha sonra ertesi günde ilk gün karanlığa kaldığım için elektriğini almak istemedim. Ertesi günde elektriğini aldım. Bu yüzden 2 günlük bir uğraş oldu. Bu malum karantina günlerinde ülkemizdeki olan virüs nedeniyle ülkemizi ve dünyayı büyük anlamda, büyük oranda etkileyen virüsten dolayı kendi evimizde, arabamızla uğraşıyoruz. Yani hiç kimseyle görüşmemeye gayret ediyoruz. Dışarı çıkmamaya gayret ediyoruz. Bir şekilde sakin yerlerde kendimize uğraşlar buluyoruz. Kullandığım malzeme mavi ip neon arkadaşlar. Normalde bu ip neon elektriğini şurada çakmaklıktan alıyordu. Yani 12 volt girişten alıyordu. Ama biz bunu o şekilde, yani sürekli orada olmasının bir anlam ifade etmeyeceği için biz bunu direkt parklara bağladık. Şimdi 3 metrelik bir ip neon yeterli arkadaşlar. Yani boydan boya sadece ön döş kısmına yapmanız için 3 metrelik ip neon yeterli. Eğer derseniz ki kapıları da yapmak istiyorum, onlara da uğraşırım derseniz, o sizin bileceğiniz bir iş. Oraya da aşağı yukarı birer metreden hesaplarsak 4 metre kadar gidiyor. Ama bunların işte parçalanması biraz zahmetli bir iştir tahminimce. Hiç yapmadığım için bilmiyorum. Şimdi aracımıza ip neonu sağ taraftan başlattık. Yani yolcu kısmından başlattık. Yolcu kısmından nasıl başlattık? Hemen şu sağ tarafta gözüken şu kapağımızı sökerek önce fitilimizi söküyoruz. Kapı fitilimizi. Daha sonra bu kapağı alıyoruz. Bir kısmını ucundan, az bir kısmı içine koyuyoruz. Buradan devam ederek bu şekilde sol tarafa kadar uzanıyor. Şimdi şu ızgaranın, yani kalorifer peteğinin olduğu, havalandırmanın olduğu yerde normalde ben şuradan üstten geçirecektim ama diğer sol tarafta herhangi bir pay göremedim. Yani açamadım orayı. O yüzden ben de alttan geçirdim. Daha kolay oldu. Buraya girmesi biraz zor tabi ama bir kart yardımıyla, ince bir kredi kartı olur, kullanmadığınız herhangi bir kart olur, onun yardımıyla sokarak buradan esnetiyoruz. Arası bir kısmı açılıyor. Oradan da döşeyerek geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şuradan havalandırmanın devamında şuradan teybe kadar gelen, ön konsola kadar gelen kısımda arada herhangi bir boşluk yok. Şu gördüğünüz arada. Yani buraya bunu yapıştırmanız gerekiyor bir şekilde. Japonla veyahut da hızlı yapıştırıcı tavsiyeleri aldım. Ama ben o şekilde yapmadım. Bir çift taraflı bant, şeffaf çift taraflı bantla, süngersiz olanlarından buraya altına çektik, komple boydan boya çektik, üstünden düzgünce bu ip neonumuzu yapıştırdık. Daha sonra altında ve üstünde kalan çift taraflı bandın artıklarını ince şekilde maket bıçağı yardımıyla, keskin bir maket bıçağı yardımıyla çizerek kestik. Yani çok fazla derine inmeden sadece çizmeniz yeterli çıkması için. O şekilde çizdik ve düzgün bir şekilde aldık. Şu şekilde göstereyim. Zaten herhangi bir kalıntı çok fazla belli değil. Yani iyice dip kısımlarda belli oluyor ama o kadar göze kötü gözükmüyor yani. Daha sonra devamında ise şuradan buraya teybin üstünden aldık biz.
İsteyen altından da alabilir. Tabii bu şey sizin zevkinize kalmış bir şey. Üstünden aldık. Alabilmemiz için de teybin bu çerçevesi sökülüyor arkadaşlar. Şuradan hemen şu köşeden hafif bir tornavida veya hatta benim kullanmış olduğum kemik aletleri var plastik. Plastik aksama zarar vermeyen, plastikten yapılma sert bir plastik. Onun yardımıyla bu çerçeveyi esneterek şuradan kenardan sıkıştıra sıkıştıra kapattık arkadaşlar. Şu şekilde üstünden gözüküyor. En son köşeleri alabilmeniz için köşelerden hafif bir kesmeniz gerekiyor. Bunun kalıntısı var. Ucunda böyle plastik yerlere yani aralıklı olan yerlere giren bir çıkıntısı var. Zaten aldığınızda siz de göreceksiniz. Tam o köşeleri onları kesmemiz gerekiyor. Daha düzgün yerleşebilmesi için. Daha sonra şu şekilde buraya kadar geldik. Yine aynı şekilde buradan da altını aldık ve burası yapışmadı. Böyle duruyor. Zaten arası kısa olduğu için çok fazla belli olmuyor bu şey. Daha sonra şu şekilde göstergemizin yani gösterge panelinin üst kısmından sol tarafa doğru şöyle devam ettirdik. Şimdi o tarafa geçeceğiz. O tarafa geçmeden şu bu göstergenin panelinde yine şöyle önden herhangi bir şey yardımıyla esneterek kart olur bu veyahut da orayı açabilecek herhangi bir şey olabilir. Onunla esnete esnete arkasından yavaş yavaş elimizi sürterek zaten içine direkt giriyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Burası o, basit oldu yani çok fazla zorlamadı bizi. Daha sonra sol tarafa kadar devam ettirdik. Şimdi sol tarafa geçelim. Elektriğimizi nasıl aldık? Onu anlatayım. Sol tarafta nasıl bitirdik? Onu anlatayım. Daha sonra da videonun sonlandıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sol tarafa geldik. Yine aynı şekilde şuradan köşeyi verdik. Yani altını alarak tamamıyla şey yaptık. Şöyle göstereyim ben. Hatta burası hafif çıkıyor. Gördüğünüz gibi altındaki şu çıkıntı kısımlar yani köşelerden bahsettiğim kısım o. Burada burası da bir rahat çıkıyor. Yani içine girdiği için kolaylıkla çıkıp şey yapıyor ama herhangi bir şey olmuyor. Yani komple çıkmıyor. Bir miktar ipneonumuz kalmıştı arkadaşlar. Bunu da aynı şekil burayı da önce fitilimizi sökerek hemen şu altta bir yuvası var. Oradan esneterek kapağı çıkartabiliyoruz. Oradan içeriye aldım. Şimdi elektriğimizi nasıl aldık? Benim aracım start paket. Sonradan sis farı eklenmiş bu araca. Bu düğme burada yoktu normalde. Direkt arka sise bağlamışlar. Ben şu düğmeyi temin edemedim henüz. Yani servise de sordum bulamadım. Orijinal parçasını. Ben buraya böyle bir düğme yaptım. Buradan hemen sökeyim ben bunu arkadaşlar. Sökümü kolay zaten. Direkt elinizde çektiğinizde geliyor. Şu görünen siyah olan şey ipneonumuzun rölesi sanırım. Yani onun olmadan şey yapmıyor. Yani ipneonun bir parçası o. Bu da ipneonumuzun elektrik tesisatının kablosu. Kırmızı ve siyah olmak üzere iki tane kablosu var. Artı ve eksi zaten. Kırmızı artı, siyah da eksi oluyor. Ben normalde artı ve eksisini buradan alacaktım arkadaşlar. Ama artıyı aldım. Eksiği de aldım. Normalde şu görmüş olduğunuz bantlı yerlerde yani artı ve eksi olay. Şu eksi, sisin eksisi. Şu da sisin artısı. Normalde buralardan bağladığımda yandı. Ama parkları açtığımda sönüyordu bu. Yani anlamadığım bir şekilde sönmeye başladı. Şu soketlerin içine değdirdiğimde yanıyordu. Ama komple soketin içine koyup taktığımda yanmamaya başladı. Parkları açtığımda.
Öyle bir sıkıntı oldu. Biz de artıyı buradan aldık. Eksiği de hemen şu yan tarafı açayım, göstereyim size. Şasemizden aldık. Bildiğiniz gibi araçlarımızın şasesi eksi olarak geçiyor. Hemen yan tarafı açayım, oradaki işlemi de göstereyim. Evet arkadaşlar, şöyle sol tarafı göstereyim ben. Biraz önce de bahsetmiştim. Dediğim gibi fitili az bir kaldırıp kapağın hemen şu alt kısmındaki boşluktan bir düz solenoid de yardımıyla kapağı kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Ben artıyı buradan almıştım. Dediğim gibi sis düğmesinin artısından almıştım. Eksiği de şaseden aldık. Yani herhangi bir metali aracımızdaki temas ettirerek alabilirsiniz. Ben buradaki vidanın altına sıkıştırdım. Eksi kablomuzun ucunu. Gördüğünüz gibi siyah kablo zaten. Bir miktar fazlalık kalmıştı. Onu da buraya içeriye şey yaptım, gönderdim. Yani herhangi bir şey olmasın, kesme biçme olmasın diye. Yani bu şekildeydi. Kolay bir montaj var. Tabii sizin elektrik alma olayınız böyle olmayabilir. Ama buradaki hemen yani sizin normalde burada bir şeyiniz var. Switch'iniz olur. Start paket değilse yani fabrika çıkışlı sis farınız varsa şu soketten alabilirsiniz artıyı eksiği. Veyahut da buradan far ayar düğmesinden alabilirsiniz. Yani buralardan alabilirsiniz ama yapamayacak gibiyseniz ipneyonu çektikten sonra yerlerine yerleştirdikten sonra bir elektrikçiye gidip de kolaylıkla yaptırabileceğiniz bir işlem. Yani elektrikçinin 10 dakikasını almayacak bir işlemdir bu. Yani kolaylıkla yaptırabilirsiniz yani. Ben şu an yakayım göstereyim ama çok fazla belli olmuyor gündüzleri. Ama gece fotoğraflarını da çektim. Videonun sonuna da gece fotoğraflarını ekleyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde belli olursa eğer. Yani çok, hatta hiç belli olmuyor. Çünkü hava aydınlık bir hava. Dediğim gibi videonun sonuna gece görüntüsünü ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Güzel bir çalışma oldu. Aracın içine güzel bir hava kattı. Açık mavi renkli. Zaten bizim 2009 üstü, yani 2009'un ikinci 6 ayından sonra çıkan era araçlarda mavi göstergeler var. Yani teybimizin ışıkları, klima panelimizin olduğu kısım mavi. Onunla da bir renk uyumu oldu hafif. İpneon'un rengi biraz daha açık mavi ama yine de renk uyumu oldu. Gayet de güzel oldu. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz, yapabileceğiniz şeyler. Dediğim gibi elektrik kısmında yapamayacak olursanız herhangi bir elektrikçiden yardım alabilirsiniz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa ya da video ile ilgili güzel yorumlarınızı yorum kısmına bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu arada teyp paneliyle ilgili bir videom var. Yani bu videodan önce de atabilirim, sonra da atabilirim. Onu da hazırladığım zaman atacağım. Bu videoyu izlediğinizde yani eski videolara dönüp veya bu videodan sonraki videolara bakarak onunla ilgili videoya ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.